Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır Başlangıçtan emekliliğe serisinde konuğumuz oluyor. Bu videoda Uğurcan Çakır'ın kariyeri boyunca yaklaşık 10 sezon, 12 sezonluk maceralarına göz atmaya çalışacağız. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama video detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar herkese yeniden selamlar. Videomuza devam ediyoruz. 28 Haziran 2021 tarihindeyiz. Uğurcan Çakır 25 yaşında 11 milli maç tecrübesiyle Trabzonspor'un kontratlı oyuncusu 2024 yılına kadar yaklaşık 3 sezon daha. Oyuncunun refleks özelliği en iyi özelliği bununla birlikte ön sizi Efendime söyleyeyim degaj ve birebir özellikleri de çok iyi seviyelerde fiziksel olarak da harika bir kaleci. 145 yetenek puanı, 160 potansiyeliyle yaklaşık 10 sezon daha izleyeceğiz oyuncunun. Gizli özelliklerine baktığımızda tekrardan sürekli özelliğinin 15, profesyonellik 13 ve önemli maçlardaki formunun 15 olarak görüldüğünü işliyoruz. Oyuncu kariyerine Bağcılar İstoç Spor, Ümraniye Yaman Spor'dan sonra 11 12 sezonundan itibaren 1461 Trabzon ardından Trabzonspor ve Trabzonspor'la son 3 sezondur aslında bu şu anki sezonla birlikte son 4 sezondur Trabzonspor'un kalesini koruyor 25 yaşındaki Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ın tabi profilini inceleyeceğiz, gizli özelliklerine de bakacağız, önemli anlarını da inceleyeceğiz. Hepsini incelemek adına hemen bir 5 sezon sonrasına gidelim. Uğurcan Çakır artık 30 yaşında çok gidikli bir kaleci olduğunda nerelerde olacak? Trabzonspor'dan devam ediyor yoksa kariyerine başka Avrupa takımlarında mı devam edecek bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Uğurcan Çakır 30 yaşına gelmiş 63 milli maç ve 30 yaşında haliyle Manchester United'ın kalecisi. Hemen geldik şöyle bir Trabzonspor'da başladı. İlk sezonda 37 maçta forma şansı buluyor. Burada 35 gol yiyor. 11 kez kalesini gole kapatırken 4 kere maçın adamıyla 7-27'lik ortalaması Uğurcan Çakır'ı Avrupa ekiplerinin transfer radarına sokuyor. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton onun için 13.75 milyon euro gibi çok cüzi bir para veriyor ve 38 maçta 55 gol yiyor, 9 kez kalesini gole kapatıyor, 3 kez maçın adamı 6.97 ortalaması var derken 23-24 sezonunda Brighton'la başlıyor. Brighton'la başlıyor ama Brighton'la bir maçta oynadıktan sonra hemen Hertha Berlin e, Bundesliga ekiplerinden 43 milyon euro karşılığında Uğurcan'ı alıyor ve burada 42 kez kalesinde gol görürken 33 maçta oynuyor. 9 kez gol yemediği maç var. 5 kez maçın adamı. 24-25 sezonu 33 maç yine 43 gol yiyor ve 10 kez kalesini gole kapatıyor. Bu dönemde Uğurcan Çakır ve 4 kez de maçın adamı olmayı başarıyor. 7-0-9'luk ortalaması var. Sonraki sezon toplamda 5. sezon Uğur Can Çakır Manchester United'a transfer oluyor. 65 milyon euro karşılığında. Manchester United'daki ilk sezonunda 38 lig maçının tamamında forma şansı buluyor. Ve 42 gol yerken 8 kez gale, galesini, kalesini gole kapatıyor. 3 kez maçın adamı oluyor. 7-28'lik ortalaması var. Önemli anlarına bakacak olursak Lig Kupa'da Trabzonspor'la Süper Ligi 2. sırada bitirdiği Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu, Manchester United'la ise 2026 yılında İngiltere Federasyon Cup ikinciliği söz konusu. Ödüllerine bakacak olursak Türkiye'de yılın oyuncusu Manchester United gelmiş geçmiş en iyi 11'inde yer buluyor kendisine. Uğur Can Çakır İngiltere Premier Lig'de haftanın takımında adı geçiyor. Uğurcan Çakır 2025 itibariyle Türkiye'deki en iyi oyuncu Türk oyuncular ve e, lejyonerler arasında en iyi oyuncu ödülünü almayı başarıyor Uğurcan bu dönemde yaklaşık 5 sezonluk dönemde e, sizlere de paylaşmam gerekirse e, 11 çıkarttığımızda 52 kez milli takım formasını giyiyor sezon başına neredeyse e, 10 maç milli takımla forma şansı bulmuş Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır 5 sezonda gizli özellik bazında ne yapmış? 156 yetenek puanına kadar yükselmiş 145'ten ve bu sevindirici bir durum. İtibarı da dünya yıldızı seviyelerine gelmiş Uğurcan Çakır'ın bilgiye bakacağız. Sevdiği oyuncularda kimler var? Sevdiği kulüplerde Trabzonspor var. Kulüpteki formu sebebiyle kadrodaki yerini hak ediyor. David De Gea takımın gedikli kalecisiydi. 35 yaşında Uğurcan ondan formayı adeta aldı diyebiliriz ve Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Hüseyin Türkmen oyuncunun arkadaşları olarak gözükmekte. İlk 5 sezonluk döneminde Uğurcan Çakır iyi performans sergiledi, iyi de gelişmiş. Kendisini Manchester United'da görüyoruz. Bakın bir 5 sezon daha gidelim. Uğurcan artık 35 yaşında kariyerinin son dönemlerinde nerede? oynuyor. Evet dostlar devam ediyoruz. Uğurcan Çakır şu anda 35 yaşında ve Manchester United'la devam ediyor. Manchester United'daki ikinci sezonu 37 maç 30 gol yiyor. Ardındaki sezon 38 maç 37 gol. Yedilerin üstünde bir ortalaması. Üçüncü sezon 35 maç 31 gol. Dördüncü sezon 37 maç 17 gol yiyor sadece. Arkadaşlar bakın inanılmaz bir sayı bu. 17 gol yiyor. 22 kez kalesini gole kapatıyor. 7-64'lük harika ötesi bir ortalama. 35 yaşındaki Uğurcan 38 maç 42 gol. 10 kez kalesini gole kapatıyor. 7 0 ortalaması var. Manchester United'la oyuncunun gizli özellikleri ortada. 158 yetenek puanı ve 160 potansiyeliyle devam ediyor oyuncu. Şöyle bir önemli anlarındaki lig kupalara bakalım istiyorum. 26'da bırakmıştık. 26'dan sonra Manchester Unitedda Carabao Cup ikinciliği, İngiltere Premier League şampiyonluğu, Federasyon Kupası şampiyonu, İngiltere English Community Shield'de ikincilik. Ardındaki sezon 28 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası ikinciliği, Community Shield şampiyonluğu. 29 Carabao Cup, Federasyon Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve İngiliz Community Shield'de yine ikincilik. Ardından 30 sezonu İngiltere Premier League şampiyonu, Dünya Kupası üçüncülüğü ve İngiltere İngiliz Community Şampiyonluğundan sonra 31'de Karabağ Cup'ta ikincilik geliyor. Ödüllerine bakacak olursak dünyada yılın kalecisi üçüncülüğü alıyor Uğurcan Çakır burada. Gerçekten çok 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 önemli bir nokta. Türk oyuncularda özellikle müdahale etmediğimiz oyuncularda böyle bir başarıya ulaşan ilk oyuncumuz diyebilirim. Sizin de kariyerlerinizde böyle durumlar varsa paylaşmayı ihmal etmeyin. Türkiye'de yılın oyuncusu ödülünü alıyor. Altın Eldiven İngiltere Premier Lig'inde bakın arkadaşlar 26 27 ve 29 30 sezonlarında Altın Eldiven ödülünü Uğurcan Çakır almayı başarıyor arkadaşlar. Yine daha önceki sezonda da Alison Becker'in ardında kalıyor. Burada alamıyor ama alamadığı sezonlarda bile hep kafalara oynuyor. E, Uğurcan Çakır gerçekten çok değerli bir parça milli takım adına. Şöyle genel bakışta bilgiye bakalım. Herhangi bir durumu yok. Milli takımı da bırakmış mı? Bırakmamış. Hayır. Kendisi emekli olmayı düşünmüyor. Diego Simeone eski menajeri Pep Guardiola girmiş buraya. E gerçekten önemli bir durum. Manchester United oyuncusu olarak da emektar kaleci rolünde. Manchester United'dan emekliliğe gidecek büyük ihtimalle. Hemen bir emekli nokta olduğu noktaya doğru gidelim sizlerle. Ben tek tek bakacağım. Şimdi sizde de zaman kaybettirmemek adına bakalım Uğurcan Çakır bu dönemde emekliliğini hangi takımda yaşayacak? ve evet dostlar devam ediyoruz. 31 Mayıs 2034 sezonu Uğurcan Çakır artık son noktalarda bilgiye geldiğimizde 38 yaşında emekli olduğunu göremiyoruz ama 2035'te Uğurcan Çakır'ı emekli ediyoruz. Şimdi baktığımızda hemen nerede bırakmıştık 30-31'de bırakmıştık 31-32'de Manchester United kalesini yine koruyor arkadaşlar. Bakın 35 maçta 28 gol ardındaki sezon 37 maç 30 gol ardındaki sezon 38 maçta 37 gol yiyor sadece gizli özelliklerine. Baktığımızda 152 yetenek puanıyla emekli olması için hiçbir sebep yok Uğurcan Çakır'ın. Birebir özelliği, dekoş özelliği, el oyun başlatma, refleksler. Ee, ön ses özellikleri harika seviyelerde oyuncunun. Lig kupaya baktığımızda oyuncu 34'ten itibaren iyi kupalar alabilmiş. Dünya kupası üçüncülüğü var burada. Karabağ Cup şampiyonluğu. Gelmemiş pardon 2. Lig İngiltere Federasyon Kupası Avrupa Kupası Şampiyonluğu Avrupa Süper Kupası Şampiyonluğu Dünya Kulüpler Kupası ikinciliği Karabağ Cup Şampiyonluğu İngiltere Federasyon Kupası Şampiyonluğu gelmiş bu dönemde e, Uğurcan Çakır'lı Manchester United'la. Milli takım formasını bugüne kadar 162 kez terleden Uğurcan Çakır hala oynuyor mu? oynamıyor mu ona bakacağız. Hala mini takımda ve izlendiği görünüyor. Ama 2035'e gittiğimizde ise Uğurcan Çakır profilini baş başa bırakıyor bizi. Herhangi bir takıma gitmemiş ve Manchester United'da kariyerini noktalamış gibi durmakta Uğurcan Çakır. Geri geleyim hemen. 333 maç, 294 gol. Onunla birlikte Erta Berlin bir macerası var. Brighton macerası var. Trabzonspor'da da ciddi maç oynadı. Hatta en çok maç oynadığı ikinci takımda Trabzonspor diyebiliriz. Ödüllerinde aşağılara doğru inecek olursak. Dünyada yılın kaleciliği, üçüncülüğü vardı. Onun dışında İngiltere Premier Lig'de ve Manchester United'da sezon sezon en iyi kombilerde adı var. Onun dışında pek bir özelliği, pek bir başarısı yok diyemeyiz. Altın eldiven üçüncülüğü ve onun dışında dünyada altın eldiven üçüncülüğü ve e, İngiltere Premier Lig'de iki sezon a, sezonun kaleci ödülünü almayı başardı. Uğurcan Çakır. Evet dostlar başlangıçtan emekliliğe serimizde bugün konuğumuz Trabzonspor'un emektar olmaya yakın kalecisi Uğurcan Çakır'dı. 38 yaşına kadar futbol hayatını sürdürdü. Manchester United, Brighton ve Hertha Berlin gibi takımlarda, Trabzonspor gibi takımlarda forma giydi. Şu an için onu emekliliğe ayırıyoruz. Milli takım efsanesi olarak. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim. Bütün da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.